geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Efendim. Anne, seninle tanıştırmak istediğim biri var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aziz Türkmen, annem Safiye Karaman. Çok memnun oldum. Babam ben geldi. Boyunki dizilme havalanıyor. Oğlum, gel bakayım. Kule kalkışı hazır, hoppa. Bak, kırıp dökeceksiniz ama. Merak etme anne, bir şey olmadı. Başına dikkat et. Ömer. Evet. İşte Mehmet, dikkat et. Aç bakayım. Sizi tanıştırmadın değil mi? Eşim Zeynep. Gel canım. Gel oğlum. Aziz Türkmen. Çok memnun oldum. Ben de. Bu da bizim ufaklık Ömer. Ya ben ufaklık değilim artık, anaokuluna gidiyorum. Değilsin tabii. Aziz'le müzayede salonunda tanıştık. Meğer o da Ersin Kahraman hayranıymış. Arttırmayı bırakmasaydı tabloyu ona kaptırıyordum. Siz de sanata meraklısınız demek. Benimki daha çok koleksiyon merakı. Annem sorguya başladı. Hadi geçelim odaya. Yoksa resim görecek halin kalmaz. Tamam. Aziz Bey, gitmeden bir kahve içeriz değil mi? Zahmet etmeyin lütfen. Ne zahmeti canım? Buraya kadar gelmişsiniz, bir kahve içmeden bırakma. Vallahi Safiye Sultan'ın isteği geri çevrilmez. Madem öyle. Nasıl olsun kahveniz? Az şekerli olursa sevinirim. Tabii. Bahçede alırız kahvemizi. Ha? Hı. Siz çıkana kadar hazır olur. Serpil, kurabiye yapıyordun. Ne oldu kızım? Fırında çıkarıyorum şimdi. Kahveni yanında ikram ederiz. Hadi. Tamam efendim. Sen kurabiye yiyeceğiz. Evet, kurabiye yiyeceğiz bir tanem. Gel, gel, gel. Bakayım. Çok sıcak bu, üfleyerek ya. Ha? Tamam. Şu kıza bir türlü incelik öğretemedim. Misafir gelmiş, öyle bir karış suratla duruyor. İngiltere'den döndüğümde annem şok olmuştu biliyor musun? Giderken yumurta bile kıramazdım. Döndüğümde bayağı iyi kuru fasulye pilav yapıyordum yani. Ben de az yemek yapmadım İngiltere'de. İtalyan lokantaları güzeldi ama onlara da para dayanmıyordu. Bilmez miyim? Ya biz aynı dönemde okuyup nasıl karşılaşmadık Oxford'da? Zaten bir avuç Türk vardı orada. Bilmem. Herhalde kampüslerimiz farklı olduğu içindir. Herhalde. Bak şimdi aklıma geldi. Metin'i kesin tanırsın. O da sizin bölümdeydi. Galiba iki sınıf üstün falan. Evet. Hatırlıyorum galiba. Çok matrak adamdı Metin ya. Bir gün kesin bir araya gelmemiz lazım. Çok eğleniriz. Gerçi o da Amerika'ya yerleşti. Türkiye'ye ne zaman döner bilmiyorum. Mezun olduktan sonra herkes bir yerleri dağıldı. Evet. Üniversite zamanı çok eğlenceliydi ya. İnsan bazen aramıyor değil. Ama bir aile kurmanın zevki hiçbir şeyde yok. Ömer doğduğunda mutluluktan öleceğim sanmıştım.
Çok düşkünsün ailene. Çok. Onlar benim her şeyim. Karımı tanımasaydım ne halde olurdum hiç bilmiyorum. Sende durumlar ne? Bir kız arkadaşım vardı bir ara. Ama yürümedi. Neden? Birlikteyken fark etmemişim. Başka planları varmış meğer. Beni sırtımdan vurdu desek yeridir. Anne! Anne! Ömer, korkuttun beni. Anne, kurabiye yesem olur mu? Patlayacaksın artık evladım. Ömerciğim, babaanne ne diyorsa o. Ya. Kızım, film seyreder gibi ne bakıyorsun? Yardım etsene. Pardon, dalmışım. Serpil, Müge'ye haber ver, misafirimiz var. Gelsin merhaba desin. Tamam. Safiye Sultan, iki dakikada yine donatmışsın masayı. Aa, yok canım, bir şey yapmadık. Kurabiyemiz vardı, ondan koyduk sadece. Ya baba, kurabiye yiyebilir miyim? Kurabiye mi? Annenle babaannenden izin çıkmadı galiba. Vallahi bir tepsinin yarısını yedi, hala gözü tabakta. Hadi sen biraz oyna Ömerciğim, sonra yine yersin. Tamam. Buyurun, buyurun. Tatlım. Nasıl, beğendiniz mi tabloları? Çok güzeller. Vallahi tablodan çok okuldan konuştuk. Siz de mi Oxford'da okudunuz? Evet. Ay ne güzel. Her zaman söylerim, iyi bir eğitim almak çok önemli tabii. Şimdi ne yapıyorsunuz? Avukatım. Uzun süre İngiltere'de yaşadım. Sonra Türkiye'ye geldim. Bir süre Muğla Barosu'na kayıtlı çalıştım. Birkaç hafta önce de İstanbul'a geldim. Bakalım biraz da şansımı burada deneyeceğim. Güzel yerdir Muğla. Zeynep Muğla'lıdır. Öyle mi? Evet. Aslında Zeynep Hanım'ın yüzü hiç de yabancı gelmiyor. Belki de tanışmışsınızdır. Tanışsaydık hatırlardım. Birine benzettim herhalde. Efendim. Aman ne olsun ya. Aynı. Birazdan çıkacağım. Yok yok, siz gidin ya. Orada görüşürüz. Bakalım. Arabayı almaya çalışacağım ama Safiye cadısı kesin izin vermez. Hadi bay bay. Gel. Safiye Hanım seni çağırıyor. Misafiriniz var. Kimmiş misafir? Bilmiyorum, ilk defa görüyorum. Mehmet Bey'in arkadaşıymış. Ay bana ne Mehmet abinin arkadaşından. Git söyle, Müge gelmiyormuş de. Ya söylerim ama bu sefer de kalkar kendi gelir, biliyorsun. Hale bak ya. Şu hale bak. Düştüğüm duruma bak. Çocuk zannediyor kadın beni hala. Neyse, çıkacağım zaten. Uğrarım ben bahçeye. Tamam. Aileniz nerede oturuyor Aziz Bey? Ne yazık ki ailemi depremde kaybettim. Başınız sağ olsun. Başın sağ olsun. Sorun yok. Uzun zaman oldu. İnsan alışıyor. Kimsen yok yani İstanbul'da. Evet. Nerede kalıyorsun peki? Bir yelkenlim var. Şimdilik orada yaşıyorum. Vallahi en güzelini yapıyorsun. Denizi çok severim. Nerede duruyor tekne? Kuruçeşme'de. Adı Kalisto. Beklerim bir ara. Valla neden olmasın? Değil mi Zeynep? Evet, olabilir. Lavabo ne tarafta acaba? Yukarı çıkınca koridorun sonunda sağda. İzninizle. Ne kadar beyefendi çocuk. İyi tahsil yapmış tabii.
Biz de iyi anlaştık doğrusu. Ay nerede bu Müge? Ben lavaboyu arıyordum da. Ay burada ararsan bulamazsın tabii. Hem ayrıca ne öyle lavabo falan? Açık açık tuvalet desenize şuna. Hayır yani bir gün kırılacaksınız böyle çıt diye nezaketten. Peki. Müge. Peki Müge. Ben de Aziz. Tuvaleti arıyordum. Ne tarafta acaba? Heh şöyle. Karşıki kapı. Teşekkür ederim. Evladım neredesin sen? Misafir var ayıp. İnsan gelir bir merhaba der. Merak etme salonda karşılaştık. Çıkıyor musun? Evet arkadaşlarımla buluşacağım. Otursana sen 5 dakika çıkarsın. Hadi ben gittim bye. Her şey için çok teşekkür ederim. Müsaadenizle ben gideyim artık. Oturuyorduk ne güzel. Yapacak işlerim var. Gitsem iyi olur. A bunu saymıyorum. Yine bekliyorum Aziz Bey. İnşallah. Ne zamandır bu kadar güzel bir kahve içmemiştim. Tadı damağımda kaldı. Afiyet olsun. Tanıştığımızda memnun oldum. Ben de. Ben seni kapıya kadar geçireyim. İş yerim Maslak'ta. Adres kartta yazıyor. Oralara gelirsen ara mutlaka. Tamam. Sen de kuru çeşme gelirsen ara. Tekneyle açılırız. Ararım. Çabuk anahtarlarımı getir dedim sana. Müge Hanım, beni zor durumda bırakma. Getir diyorum. Lütfen ısrar etmeyin, anahtarlarınızı getiremem. Ne demek anahtarlarınızı getiremem? Hemen getir anahtarlarımı. Müge Hanım, Mehmet Bey'in kesin talimatı var. Araba kullanmaz. Ne oluyor Müge? Ne olabilir? Arabamı istiyorum. Onu ehliyetini kaptırmadan önce düşünecektim. Ya bu saatte çevirme falan olmaz. Arabayı almıyorsun o kadar. Çok istiyorsan Hakan bıraksın seni. Ben çıkıyorum. Bırakabilir mi istediği yere? Yok gerek yok. Hakan bırakır. Sırf bana inat yapıyor. Ya önemli değil. Gerçekten. Ben de çıkıyordum. Tamam. Sağ ol. Ben gidiyorum. Kızdırmasak iyi olacak. Dikkat et. Seni de yoldan çıkarmasın. Merak etme. Bana bir şey olmaz. Abine kızdın, hıncını radyomdan çıkarıyorsun. Ne abisi ya? Mehmet benim abim değil ki. Nesi oluyorsun o zaman? Beslemesiyim ben o evin. Besleme olmak için çok güzel bir yer seçmişsin. Ben seçmedim. Vallahi bana çok kötü bir yermiş gibi gelmedi. Evde bir sorun yok ki zaten. Sorun içinde yaşayanlarda. Allah'tan Zeynep'le Ömer var. Onlar da olmasa Safiye cadısı hiç çekilmez. Zeynep'le aran iyi yani. Evet. Zeynep çok tatlıdır. Hemen böyle sevdirir kendini.
Sen de etkilenmişsindir mutlaka. Mehmet Karaman, yakışıklı adammış. 2 dakika mı alır? Aslında Zeynep Hanım'ın yüzü hiç de yabancı gelmiyor. Valla neden olmasın? Değil mi Zeynep? Tanıştığımızda memnun oldum. Ne kadar beyefendi çocuk. Teknede. Aa, hadi canım. Niye bu kadar çok şaşırdın? Ne bileyim, Mehmet abinin arkadaşları genelde çok sıkıcı tiplerdir. Borsada kağıtları 3 puan yukarı çıksın, sevinirler. Sizin çevrenin insanlarını çok seviyorsun bakıyorum. Hem de nasıl? Ben de o insanlardan biri miyim? Hı? Bilmem. Galiba. Sana bir sır vereyim mi? Bir insanı asla tam olarak tanıyamazsın. Sonuçta hepimiz olmadığımız biri gibi davranmaya çalışıyoruz. Her şey bir oyundan ibaret. Şuradan döneceksin. Nasıl? Güzel bir yer mi burası? Niye soruyorsun? İstanbul'u pek bilmiyorum. Bir akşam çıkayım desem nereye gidilir hiçbir fikrim yok. Yani ben genelde buraya gelirim. Yani seni açar mı bilmem ama bence güzel. Neyse ben ineyim. Bir teşekkür yok mu? Kaba olmayalım lütfen. Teşekkür ederim. Arabayı alamamışsın yine. Ya evet, sorma. Mehmet engeline takıldım bugün de. Kim bıraktı seni? Hiç, bir arkadaş. Hadi. Zeynel'lerin kızı Ahu evleniyormuş. Hadi ya. Küçücük kız da o, ne ara büyümüş. Ya. Bugün davetiyelerini bırakmaya geldiler. Ben de görünce şaşırdım. Koskoca kızı olmuş. Sonra hatırladım. Müge ile yaşıttır onlar. Doğru. Hep beraber oynarlardı. Şaka maka Müge de 26 oldu ya. Oldu da akıl yaşı büyümüyor. Birini bulsa da evlense belki aklı başına gelir. Hani bir çöp çatanlık yapmadığın kaldı, ona da başlayacaksın yakında. Ne yapayım oğlum? Sen Müge'ye evlen dedikçe evleneceğin varsa da evlenmez. Değil mi Zeynep? Evet, doğru. Anne çok sıkıldım ben. Hadi film izleyelim. Hadi anne lütfen. Ömer, anneciğim çok geç oldu. Hiç halim yok. Yarın izleriz, olur mu? Söz mü? Tamam, söz. Tatlım iyi misin sen? Rengin solgun, bir şey mi oldu? Yok, iyiyim. Biraz yorgunum, ondandır. Hı-hı. Ömer, hadi gel çantanı hazırlayalım. Size iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler.
Ha, iş günü olsa anlayacağım. Bütün gün evdeydi. Bu ne yorgunluğu anlamadım. Bir şeyin ucundan tutup taşımışlığı da yok ki. Ay tamam sustum. Ya ben onu izledim internetten. O kadar çok güldüm ki. Neydi o öyle ya? Robotun yere düştüğü an ben de gülmekten yere düşecektim. Bir de firmanın logosunu kapamıyorlar mı? Ay zaten o çok büyük saçmalık. Bu arada geçen gün çok acayip bir şey izledim. Adamın biri intiharını yayınladı internetten. Ne diyorsun sen ya? Ya valla arkadaş izletti bana da. Hayır, bir insan neden intihar eder? Hadi etti diyelim. Neden canlı olarak yayınlar? Dünyada deli çok. Ay uçurumdan atlayanları gördünüz mü? Aklım çıktı izlerken. İzledim ben de. Neyse paraşütleri açıldı da rahatladım. Neyse ben gidiyorum. Aa nereye ya? Aa, gitti valla. Bu kızın da bir anı uymuyor. 2 dakika önce buradan nereye gidiyoruz diye soruyordu. Alo. Evet, her şey yolunda. Kız arkadaşımı ikna ettim. Çantaları o getirecek. Birazdan gelir alır çantaları. Sonrası kolay. Kimse ondan şüphelenmeyecektir. Endişelenmeye gerek yok. Çok güvenilir bir kızdır. Zaten ondan başka kimsenin de haberi yok. Heh. Geldi. Kapatıyorum. Tamam. Yere yat. Yat 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 yat. İhbar doğru amir. Malı bulduk. Hadi geç geç. Sen miydin? Hayır ola. Uyku tutmadı galiba.
Bensiz yatağa girersen uyku tutmaz tabii. Çok da kendimizi beğenmişiz. Karım çımartıyor, ne yapayım? Mehmet, seni çok seviyorum. Benim kadar çok sevemezsin. Orada martı var mı? Yok. Orada penguenler var. Martı yok mu yani? Hayır. Karga var mı? Orası soğuk olduğu için burada yaşayabilen bazı hayvanlar orada yaşamıyor. Ama kutup ayıları da burada yaşayamıyor. Onlar da soğuk havada yaşamaları lazım. Yani kutup ayısı olsa burada yaşayamaz mı? Yaşayamaz. Tüh. Ne o? Kutup ayısı mı almayı düşünüyordun eve? Hayır ama bir köpek almanın zamanı geldi, geçiyor bile. Oo, bak sen. Anaokulunu bitir, düşünürüz. Tamam. Çıkışta beni bekle. Sakın okuldan dışarı çıkma, tamam mı? Tamam anne. Hadi bakalım. Günaydın komşu. İsmen tanışmadık daha değil mi? Ben Eşref. Aziz. Böyle ayaküstü oldu. Müsaitsen gel benim tekneye birer çay içelim. Laflarız biraz. Aslında iyi olurdu ama şimdi gitmem gerek. Akşamüstü buralardaysan uğrarım. Buradayım, buradayım. Nereye böyle jilet gibi? Baroya. Avukatsın öyle mi? Evet. Buradaki baroya nakil belgelerini vereceğim. Sen bayağı yerleşiyorsun yani İstanbul'a. Evet. Yakında büyük bir firmanın avukatlığını alacağım. Güzel. Hoşça kal. Görüşürüz. Rıza Bey, Gürcistan'daki projeyle ilgili hukuki sorunları çözüyor baba. Yakında inşaata başlamış oluruz. Tamam oğlum ya. Her şeyi bana anlatmana gerek yok. İmzalarım, tamam mı? Sen ona bak. Tamam. Al bakalım. Rıza Bey, yorulmadın mı hala çalışmaktan? Hı? Ne kadar oldu emekliliğin geçeli? Bir hayli oldu. Ama ben çalışarak mutlu olan insanlardan biriyim. Sağlığım izin verdiği kadar da çalışmak istiyorum. Tabii sizler de memnun olduğunuz sürece. Senden iyi avukat mı bulacağız? Sağ olun. Bunlar tamam. Toplantıyı bitirebiliriz arkadaşlar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkürler. İyi günler. Görüşürüz. Görüşürüz. Musa Bey eve döndü mü? Yok. Bildiğim kadarıyla hala ayrı yaşıyor. Mehmet çok sıkılıyor. Ben de pek sormuyorum açıkçası. Geçen gün İstinye'de gördüm. Taş çatlası 30 yaşında bir kızla taksiye biniyordu. Sen de hemen kadınsal şüphelerini devreye soktun değil mi? Şimdiye kadar hiç yanıldım olmadı Aras Bey. Baba. Hı. Şimdi bana kızacaksın biliyorum ama. Ne zaman geçecek bu ergenlik tavırları? Ne dediğini anlamıyorum. Ne ergen tavırları? Senden bahsediyorum. Ailesinden sıkılan liseli çocuklar gibi aldın çantanı gittin.
Ne zaman döneceksin eve? Kaç ay oldu hala dönmedin. Mehmetciğim, ben size durumu izah edemedim galiba. Dönmeyeceğim. Hayatımdan memnunum. Hatta uzun zamandır bu kadar mutlu olmadım diyebilirim. Annemi hiç düşünmüyor musun baba? Duygularını belli etmiyor ama çok üzülüyor. Bir kere de duygularını belli etse şaşarım zaten. Neyse. Bu konuyu daha fazla tartışmanın bir anlamı yok. Siz benim ailemsiniz. Bu her zaman da böyle olacak. Anneniz de başımın tacı. Ama yeter. Hayat çok kısa. Kalan ömrümü Safiye Hanım'ın diktatörlüğünde geçirmemeye kararlıyım. Şu hale bak. Yani bu evde ben bir şeyleri düzeltmesem kimsenin düzelteceği yok. Hale bak. Her yer nasıl dağılmış. Bak, bak. Ne var Mercan? Akşama ne yemek yapayım diye soracaktım da. Aa, onu da bana sormayın artık. Ama sormayınca kızıyorsun bana bir şey sormadan niye yaptın diye yani. Kızıyorum çünkü alakasız yemekleri bir arada pişiriyorsunuz. Ben şimdi bilemedim. Sorayım mı? Sormayayım mı? Ha ne yapayım? Gel birlikte bakalım gel. Gel. Hadi bakalım. Ne zaman geliyorlar? Kim baba? Partiden geleceklerdi ya. Ha. Bir saat sonra falan gelirler. Ben iyi düşün derim. Son kez. Bu siyaset işlerine gireceksen çok sağlam sinirlerin olmalı. Her şeyini soruştururlar. Her şeyi sorarlar. Sorgularlar. Her zaman mutlu ve düzgün görüneceksin. Aile hayatındaki ya da iş hayatındaki en ufak bir pürüz çok büyük krizlere yol açar. Ben de kararsızım aslında. Bir yandan çok istiyorum. Bir yandan da aileme, Zeynep'e, Ömer'e eskisi kadar vakit ayıramazsam diye endişe ediyorum. O zaman Zeynep'le oturup konuşacaksınız oğlum. Bu işe birlikte karar vereceksiniz. Çünkü siyaset öyle tek başına çıkılan bir yol değildir. Hepinizi etkileyecek yeni bir durum söz konusu. Mesela Zeynep de attığı her adıma dikkat edecek bundan sonra. Hatta bu işin ucu Ömer'e bile değecek. Neyin var senin? Durgunsun. Ben mi? Hiç. Asıl senin neyin var? Geldiğimden beri ağzından tek laf çıkmadı. Hiç. Hiçbir şeyim yok. Aslında benim de hayatım zor. Bütün hafta sonu tatil. İster yan gel yat, ister sabahlara kadar gez. Karışan yok, görüşen yok. Evde bekleyen yok. Ne güzel işte. Şahane canım, güzel ne kelime. Hani maazallah ayağım kaysa düşsem, oracıkta ölsem kimsenin ruhu duymaz. O derece özgürüm. Senin canın sıkılmış hafta sonu. Niye aramadın beni? Yani aslında kendimle olmayı seviyorum ama bazen fazla geliyor galiba. İnsan evde bir ses, bir yaşam belirtisi olsun istiyor. Aman, boş ver.
Saçmalıyorum işte. Aşırı dozda yalnızlık iyi gelmedi bana. Aslında yalnız olmak, sadece kendinden sorumlu olmak da güzel. O ne demek şimdi? Yani çok sevdiğin, kaybetmekten korktuğun, korumak istediğin birileri yok hayatında. Sağ ol ya. Yani çok moral oldu bu bana gerçekten. Duyan da seni karanlık güçlere savaş açmış bir kahraman zannedecek yani. Mehmet Bey, sizi partimizde görmekten çok mutlu olacağız. Genel başkanımız da selamlarını, sevgilerini özellikle ilettiler. Sağ olsun, çok teşekkürler. Türkiye'nin sizin gibi pırıl pırıl, dürüst, çalışkan insanlara çok ihtiyacı var. Estağfurullah. Dediğim gibi, bana biraz izin verin, düşüneyim. Aileme danışayım. Onların istekleri ve fikirleri benim için çok önemli. Acele karar vermek istemiyorum. Muhakkak. Biz artık kalkalım. Şimdi top sizde. Düşünün, kararınızı öyle verin. Ama sizi partimiz çatısı altında görmekten çok mutlu olacağımızdan eminim. Sağ olun, ayağınıza sağlık. Eşiniz hanımefendiye, büyüklere saygılar, hürmetler. İletirim, sağ ol. İyi çalışmalar. Size de. En yakın zamanda güzel haberlerinizi bekliyorum. İnşallah. Hoşça kalın. Teşekkürler, sağ ol. Rica ederiz, ne demek. Ayağınıza sağlık. Adamlar şimdi gitti. Hangi adamlar? Şu siyasi partiden gelen adamlar. Ne yaptı acaba? Kabul etti mi tekliflerini? Ben çıkıyorum. Sonra görüşürüz. Ne oldu? Ne dedin adamlara? Bilemiyorum. Kendinize yeni bir genel müdür bulsanız iyi olur. Beni aralarında görmek için bayağı istekliler. Kabul ettin yani. Yok. Düşüneceğimi söyledim. Aras, Nur Hanım'la yarınki meseleyi konuş, bir sorun çıkmasın. Tamam abi, merak etme sen. Ela'cığım, görüşürüz. 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 Çoktan havalara girmiş. Kendini şimdiden milletvekili olarak görüyor. Öyleyse niye evet demedi adamlara? Zeynep'e danışması lazım. Ona danışmadan böyle bir karar vermez. Ela, bugün Müge uğrayacaktı değil mi? Yo, nereden çıktı? Hiç, öyle aklıma geldi. Aras. Efendim? Bilmiyorum, sanmam. Ama sana bir şey söyleyeyim. Benim dışımda kimse fark etmiyor. Neyi? Ne? Ya başladın yine tuhaf tuhaf konuşmaya. Müge'ye karşı bir şeyler hissediyorsan niye hiç belli etmiyorsun? Müge mi? Yok canım. Nereden çıkardın? Olur mu hiç öyle şey? Zaten olsa da çok uygun olmazdı. Ay Aras, senin şu uygunluk kriterlerin. Neden olmazmış? Çok da güzel olur. Olur mu canım? Kız beni abisi gibi görüyor. Elimizde büyüdü neredeyse. Hem baksana hala Aras abi diyor. Kendi ağzınla söylüyorsun işte. Çocukluktan kalan bir alışkanlık. Bak, bence duygularını bu kadar saklama. Biraz ilgili davran. Dikkatini çekmeye çalış. Diyorsun. Ya ne bileyim. Yani biz çok farklıyız. Ne yapsın kız beni? İşiyle evi arasında mekik tokuyan bir herif. Gece hayatını sevmem. Ben böyle evde oturayım, ayaklarımı uzatıp film izleyeyim. Ya ne bileyim, sıkıcı adamın biriyim işte. Bakma sen onun öyle kopuk takıldığına. Tam da senin gibi bir adama ihtiyacı var. Sevilmeye, huzura ihtiyacı var. Hı? Müge. Ay, ne akşamın belli ne sabahın. Hadi kızım, kalk artık. Ya açma şunları. Gözüme giriyor ışık. İyi ya işte. Azıcık gün ışığı girsin bünyene. Odanın haline bak, çıfı çarşısı gibi. İnsan burada kendini kaybeder vallahi. Yenge, şuradan çıkar mısın lütfen? Başladın yine sabah sabah. Ay ne sabah, öğleni geçti, akşam oldu neredeyse. Hadi kızım kalk. Kalk bak, Mercan çiğ börek yaptı. Yersin sıcak sıcak, hadi. Ay, bu ne ayağımın altında?
İnanamıyorum sana ya. Lütfen çıkar mısın odamdan? Görmedim kızım, yere koymuşsun, ne yapayım? Ben sana yeni çerçeve... İstemem. Hadi giyin in de yüzünü göreyim azıcık. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Aziz Bey, İngiltere'den döndükten sonra Muğla dışında başka bir yerde avukatlık yaptınız mı? Hayır, hep Bodrum'daydım. Gitmişsinizdir mutlaka. Bodrum çok güzel bir yerdir. İnsan ancak orayı İstanbul için bırakabilir. Genelde tam tersi olur. Yani İstanbul'u terk etmek isteyenler Bodrum'a giderler. Fotoğrafa takıldınız değil mi? Evet. Burada oldukça farklısınız. Hatta bayağı farklı. 10-15 yıl önce öğrenciyken çektirmiştim. Size bir soru. Ama doğruyu söyleyeceksiniz. Fotoğrafta mı daha yakışıklıyım? Yoksa şimdi mi? Şimdi desek yalan olmaz sanırım. Güzel. Demek ki değişimden çok da şikayetçi olmamak lazım. Zaten vesikalık fotoğraflarda hiçbir zaman iyi çıkmam. Fotoğrafçıların azizliğine uğruyorum her defasında. Neyse. İşlemler ne zaman biter? Yakın zamanda bir iş görüşmem vardı da. Merak etmeyin Aziz Bey. Sizin dosyanızı en üste koydum. En geç bir hafta içinde haber alırsınız. Çok teşekkür ederim. Çıkıyorum ben. Mercan! Seslenme. Hiçbir şey yemeyeceğim. Aa, olur mu canım öyle şey? Çıkıyorum dedim ya. Hakan burada mı? Burada, garajda arabaları yıkıyordu. Tamam, hadi görüşürüz. Korkma benim. Benim. Hay Allah, ödünü kopardım. Çok özür dilerim. Kitaba dalmışım. Bir anda dokununca korktum. Erkencisin. Öyle. Karımı alıp şöyle sahilde bir tur atalım dedim. İşin var mı? Yok. Çıkalım hadi. Boğaz güzeldir şimdi. Bilgisayarı kapatıp geliyorum. Tamam. Ben bahçedeyim. Tamam. Tamam, şimdi diğerine geç. Bak, her birini 2 dakika tutacaksın, tamam mı? Fazla değil. Anladım abla, kaç kere anlatacaksın ya? Öyle yaprakların üzerine direkt tutma, yanar. Anladım abla, kaç kere anlatacaksın? Tamam, anladım işte. Bahdi. Ya. Millet bunu makinelerle yapıyor. Biz hala hortumla yapıyoruz abla. Hayret bir şeysin ya. Yani abla... Bahdi, hep ayaklarımı ıslattın. Sen nasıl bir sakarsın ya? Abla kusura bakma, pardon ben... Ben sana göstereceğim. Ben sana göstereceğim, dur, pardon. Abla, şimdi. Abla dur. Ay.
Mehmet. Geldiğini görmedim, çok özür dilerim. Çok ıslandın mı? Yok ya, sorun değil. Serinlemiş oldum biraz. Ne haber? Ne olsun işte. Bahti ve maceraları şeklinde takılıyoruz. Ya çok özür dilerim. Çok ıslanmadın değil mi? Bahti hep senin yüzünden. Abla sen de ne olsa benden biliyorsun ya. E ya ne? Yalnız bir şey diyeceğim. Bu tazyinde falan bir sorun mu var acaba? Mehmet hayır. Mehmet yapma. Abi abi dur. Yeter. Bak intikamı var. Nasıl olmuş? Sen nereye gidiyorsun? Dur. Ya. Dur abi. Abi Mehmet gel. Abi. Mehmet abi dur. Dur. Ya abi, Mehmet abi ne yapıyorsun ya? Ya Mehmet abi. Bir dakika. Dur daha bitmedi. Ne oluyor burada ya? Efendim? Mehmet yapma. Başka giysim yok benim. Tamam ya tamam. Herkes serinlediyse artık çıkabiliriz. Mehmet çocuk gibisin ya. Sen kendi iş arkadaşlarına sorun. Hadi ben çıkıyorum. Yarın görüşürüz. Güle güle. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Mehmet. Efendim. Bunun rövanşı da olacak. Ne zaman istersen. Hoşçakalın. Güle güle abi. Ya Deniz abla, seni ne zaman böyle birileri iş çıkışı almaya gelecek? Bahti, bak seni şu hortumla döverim ha. Tamam abla, tamam. Al şunu. Sakar. Tamam. Hakan sağ ol, sen gidebilirsin. Peki efendim. İyi ki çıkmışız. Evet. Seni İstanbul'da ilk defa burada bu sahilde görmüştüm, hatırlıyor musun? Arabayla bir yerden dönüyordum. O anı hiç unutmuyorum. Bir kızın saçlarını gördüm sahilde. Rüzgarda dalgalanıyordu. Uçuşan saçlarını zapt etmeye çalışıyordu. O an hep beklediğim, özlediğim birini görmüş gibi... Sevip de kaybettiğim birini tekrar bulmuş gibi içim titredi. İndim arabadan ama yanına gelemedim. Öyle bakmaya devam ediyorum sana. Bir an hiç unutmuyorum, bir şey hissetmiş gibi arkana döndün. Ve bana baktın. Çok güzeldin. Çok. Seni tekrar bulduğuma o kadar sevinmiştim ki. O an arkama dönüp sana baktığımda gözlerime inanamamıştım. Yıllar sonra aynıydı gözlerim. Aynı sevecen bakışlarla durmuş bana gülümsüyordu. Zeynep. Efendim. Bugün partiden adamlar geldi. Bilmiyordum bugün geleceklerini. Nasıl geçti? İyiydi. İyi geçti. Beni aralarında görmeye bayağı istekliler. Sen ne düşünüyorsun? Ben politikaya girmeyi gerçekten istiyorum aslında. Ama bu sadece benimle ilgili bir şey değil. Biliyorum, sen göz önünde olmayı pek sevmezsin. Politikaya girdiğimde bu kadar rahat olamayacağız. Bir şekilde altından kalkarız. Yeter ki sen kararından emin ol. Ben ne olursa olsun senin yanında olacağım.
Mehmet, saat kaç Ömer'i almamız lazım? Telaşlanma Varda. Hadi gidelim. Sonbahar geliyor yavaş yavaş. Fark ediyor musun sen de? Böyle akşamları inceden inceye esiyor. Bu zamanlarda babamla uçurtma uçurmaya giderdik. Beykoz diye hatırlıyorum. Hatırlıyor musun sen de? Seninki de güzel kafa ha. Kapatmışsın panjurları. Misler gibi. Takılıyorsun öyle. Bazen kendimi senin yerine koyuyorum. Düşünüyorum. Anlamaya çalışıyorum. Kapatmışım kontağı, duruyorum öyle. Mevsimler geçiyor, hayat geçiyor. Kızın başkalarının yanında büyüyor. Ben kızımın büyüdüğünü görmüyorum. Okulunu bitirdiğini, saçlarının uzadığını, kısaldığını, gülüşünü, öfkesini, hiçbir şeyini görmüyorum. Umursamıyorum da. Öyle duruyorum. Anlamak mümkün değil anne. Ben anlamıyorum seni. Üzgünüm. Sıktım galiba seni. Gideyim artık. Sen de derin sessizliğinde otur böylece, tamam mı? Zaten ne bekliyorsan. Söz verdiniz. Birlikte film izleyeceğiz, tamam mı? Resim ödevi bir bitsin. Düşünürüz. Yani canım yok, söz verdiniz ama azıcık ödev var. Bitiririm hemen şimdi. Tamam tamam. Söz verdik annesi. Caymak olmaz. Tamam. Sen hangi film istersen onu izleyeceğiz oğlum. Oley. O ödev bir eksik yapılsın, sorarım ama ben sana. Of anne, çok sıkıcısın ya. Aa bak sen. Şşt. Ne oluyor bakayım? Zeynep'e laf yok. Demek bütün aileni kaybettin ha depremde. Seninki de zormuş. Hayat. Hayat zor. Ben de işimden ayrıldım bir süre önce. Kızım onunla yaşıyor. Çok az görüyorum artık onu. Öyle mi? Üzüldüm. Burada çalışacaksan yakında bir eve çıkarsın herhalde. Öyle teknede falan olmaz. Bakacağız. Ya arada uğrarsın. Ben sıkıldıkça tekneye kaçıyorum. Balığa falan gidiyorum. Yalnız daha iyi geliyor. Beraber de gideriz istersen. Tabii. Neden olmasın? Sen de ne ketum adammışsın ya. Kerpetenle alıyoruz ağzından lafları. Kusura bakma. Ben böyle biraz patavatsızım. Yok yok. Estağfurullah. Çay için teşekkürler. Sohbet içinde. Ben kalkayım artık. Bu ne acele ya? Oturuyorduk. Akşam çıkacağım da. İstanbul gecelerine akacağım diyorsun. Geç bilik oldu. Hadi bakalım güle güle.
Ceyda'dan oyuncağı kırınca suçu Ceyda'ya attı. Ceyda sinirden kıpkırmızı olup ona bir vurdu. O kadar komikti ki babaanne hepimiz yerlere yattı gülmekten. Zeynep, bir ara seraya uğrayıp bahçeye çiçek bakayım diyorum. Yaz çiçekleri soluyor artık. Olur Safiye Hanım, ne zaman isterseniz. Çok güzel zambaklar geldi bu ara. Hem dayanıklı oluyorlar. İyi de kim dikecek kızım? Bahçıvan yok ki. Ben gönderirim. Bahtiyar o halleder. İyi. Baba sana da bahçıvan dayamıyor. Hepsini kovalıyorsun. Ömer. Doğru söylüyor. Ne yapayım evladım, iş yapmıyorlar. Ya Mercan abla. Heh. Zeynep Hanım Safiye Hanım'a neden anne demiyor? Ne öyle yabancı gibi Safiye Hanım Safiye Hanım? Sence Safiye Hanım anne demek o kadar kolay mı? Hı? Hayır yani o kadar mesafeli ki insan konuşmaya çekiniyor. Yani maşallah. Size de laf lazım. Siz kendi işinize bakın. Hadi afiyet olsun. İyi tamam sustum. Hadi yemek bitti, ben filmimi seçeyim. Hop hop, hiçbir yere gitmek yok küçük bey. Bu tabak bitecek öyle ondan sonra. Ya hadi çabuk. Gören de hiç film seyretmeni sanacak oğlum. Mehmet. Efendim. Müge bugün şirkete geldi mi? Yok, niye? Hiç. Evden biraz tatsız çıktı da. Yine çıkmış aile fotoğrafı ortaya. Uyumamış herhalde sabaha kadar. Zor kaldırdım yataktan. Hastaneye gitmiş olabilir. Muhtemelen öyle. Bakar mısın? Hanımefendiyi benden bir içki. Tabii efendim. Aa, sen miydin? Burası seni açmaz ki. Yok muydu buralarda şöyle Oxford mezunları lokali falan? İstanbul'da başka bir mekan bilmiyorum. Burayı gösterdin, ben de geldim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Gemileri batırmışız bir yerlerde galiba. Bizim gemiler hep batık zaten. Boş ver. Keyfim yok, bulaşma diyorsun ya. Aynen öyle. Bu ne böyle ya? Sert bir şeyler versene. Tabii efendim. İddiayı var mısın? 10 dakika içinde yüzünde güller açacak. Hiç keyfim yok, uğraşma bence. Bir dakika lütfen. Müsaade eder misin? Tabii ki. Muhteşem. Yüzünde güller açacak demiştim. Kokteylimi kimse karşı koyamaz. Bir tane daha alabilir miyim? Biz de alabilir miyiz acaba? Tabii. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Sağ ol. Adı ne bunun? Bilmem. Kafa dağıtım diye. Barmenlik var galiba. Hı, bir ara yapmıştım var. Yaşasın. Sinemadaki bir karton kutuya da koyacağız değil mi? Oo, iyice şımardık bu akşam.
Mercan abla, neredeydi o karton kutular? Kuzum şu çekmecede olacaktı. Ellerim yağlı, bir tamam. Zahmet. Ben gidip odamdaki filmlere bakacağım. Bugün holdingde toplantı vardı, değil mi? Evet. Baban nasıl? Sağlığı yerinde mi? İyi, gayet iyi. Selam var. Eve dönmekle ilgili bir şey söylemedi mi? Ha? Oğlum, patlattınız mı sırları? Evet ama odamdaki filmleri beğenmedim. Buradakilere bakacağım. Hadi beraber bakalım. Baba burada annemin ismi yazıyor. Bakayım. Evet. Hadi koy bunu izleyelim. Tamam. Evet, patlamış mısır isteyen. Ben. Gençken de çok güzelmişsin. Ha? Annen hala genç oğlum. Ömer, çıkar onu çabuk. Aşk olsun Zeynep ya. Niye göstermiyorsun bu eski kayıtları bana? Bilirsin, sevmem eskilere bakmayı. Nereden çıktı peki bunlar? Ya geçenlerde eski bir arkadaşım geldi saraya. Anlatmadım mı Bodrum'dan? Ziyaretime gelirken o getirmiş. Öyle koymuştum bir yerleri seyrederim diye unutmuşum. Görüntüleri de o çekmiş demek. Ya. Çok meraklıydı böyle şeylere. Bunu izleyelim. Hadi izleyelim. Nereye? Çıkıyorum. Bir şeyler atıştıracağım. Haber vermeden mi gidiyorsun? Arkadaşlarımla takılıyorum. Rahatsız etmek istemedim. Bir dakika bekle. Ben de geliyorum. Abim. Buyur abla. Ay. Aman. Zaten düştüm. Üstüme dökmeden yemeği öğrenemedim hala. Küçükken de Safiye cadısını çıldırtırdım böyle. Günde 3 posta üstümü değiştirmek zorunda kalıyordu. Şimdi böyleysen çocukluğunu düşünemiyorum. Amma acıkmışım. Nefismiş ama. Al bakalım. Yok, üstü kalsın. Abi Allah sevdiğine kavuştursun. Amin. Senin rehberliğin neymiş? Evet.
Bir ara gezdiririm seni ama öyle bildiğin tipik İstanbul turu olmaz. Hiç şüphem yok. Bu şehri sevmeye başladım. Ben de bir an önce gitmek istiyorum. Neden? Kimsenin beni tanımadığı, benim de kimseyi tanımadığı, hiçbir hatıramın canlanmayacağı bir yere gitmek istiyorum. Sana söyleyeyim. İstediğin kadar kaç. Hatıralar peşini bırakmaz. Şairin dediği gibi, bu şehir arkandan gelecektir. Başka bir şey umma. Bu fenaymış. Nereye gidiyoruz? Seni şahane bir yere götüreceğim. Hani sen hiçbir yeri bilmiyordun? Bir tane biliyorum. Evet. İnanmıyorum sana. İnan. Hem de bu saatte. Ne varmış saatte? Yatar uyursun ne güzel. Yani sen tavuk gibi erkenden yatıyor olabilirsin ama benim için gece daha yeni başlıyor. Maalesef gece burada bitti hanımefendi. O kadar kolay değil beyefendi. Beni nereden aldıysan oraya bırak. Kusura bakma, burası son durak. Öyle mi? İnmiyorum ben de. Ben de gitmiyorum. Bana göre hava hoş. Nasıl olsa işim gücüm yok. İyi. Ben de kıvrılır uyurum burada. Gerçi yarın önemli bir iş görüşmem var ama olsun. Kaçta görüşmen? Sabah 10'da. İyi, buradan gidersin. Sen hep böyle mi takılıyorsun? Evet. Sabaha kadar takılıyorum, öğlen uyanıyorum, sonra güzel bir duş, sonra güzel bir kahvaltı, tekrar dışarı çıkıyorum. Çok yorucuymuş. Hiç ara vermiyor musun? Hayat hiç ara vermiyor ki ben ara vereyim. Bu sohbet derinleşir. O yüzden ben en iyisi ineyim. Sana iyi geceler. Sana da iyi sabahlar küçük hanım. Bu arada o İstanbul turunda arabayı ben kullanacağım. Sen ehliyetini bir geri al, bakarız. Zeynep. Hoş geldin. Hoş bulduk. Niye ayaktasın hala? Uyku tutmadı. Yatakta döndün. Mehmet'i uyandırmayayım diye kalktım ben de. Kuzuları saydın mı? Evet ama işe yaramadı. Sen niye erken döndün? Elimde olmayan sebeplerden. Keyifli sebeplere benziyor. Nasıldı? Güzel bir geceydi ama biraz daha uzun sürebilirdi. Olsun. Tadı damağında kalınca daha değerli olur. Ay, bana gelmez o tadı damağında kalma durumları falan. Bir şey ya vardır ya da yoktur. Yani en azından benim için öyle. Seni mutlu görmek çok güzel. Teşekkür ederim. Yalnız ben de seni mutlu görmek istiyorum. Gözümden kaçtı sanma. Son günlerde hiç keyfin yok. O alışkın olduğumuz cıvıl cıvıl Zeynep'ten mahrum etme bizi, olur mu? Tamam, etmem. Bak, ihtiyacın olduğunda ben hep buradayım. Bu evde en sevdiğim insanlardan biri sensin. Hadi ben yatıyorum. Ben de çıkıyorum birazdan. Müge,
Teşekkür ederim. İyi geceler. Sana da. Mehmet. Şşt, hadi aç gözünü. Ya ne yapıyorsun? Seni yatağa atıyorum. Bir de utanmadan uyuyor, numarası yapıyor. Nereye gidiyorsun böyle erkenden? Serada işlerim var. Ya of. Deniz idare etsin. İkimizin de orada olması lazım. İyi bakalım. Ha, Ömer'i sen bırakır mısın? Hı hı, bırakırım. Tamam. Zeynep. Çok güzelsin. Zeynep niye inmedi hala? Erken çıktı anne, işi varmış Sara'da. Canım, bir sabah kahvaltımız bir de akşam yemeğimiz var zaten. Nedir bu kadar önemli iş, anlamıyorum. Her zaman olan bir şey değil ki Safiye Sultan. Ayda yılda bir. Baba, beraber mi gideceğiz okula? Evet oğlum, beraber gideceğiz. Annem gibi soru soracak mısın sen de yolda giderken? Soracağım tabii. Bomba gibi sorular hazırladım sana. Şimdi kahvaltını güzel güzel et, aklını iyi çalışsın, tamam mı? Tamam ama çok zor sorma, bilemem sonra. Bilirsin sen, akıllı canavar. Her şeyin cevabını bilir. Yapma. Hangi dağda kurdu öldü? Siz inmezdiniz böyle kahvaltıya falan. Senin Nizami kahvaltılarını özledim. Müge, yumurtanı nasıl alırsın? Ben bir şey yemeyeceğim, kahve istiyorum. Tamam, getiriyorum. Hayrola, çorbacıda mı söndürdünüz feneri? Midyeciye gittik bu sefer. Ne? Nerede? Sokakta. Bir tepsi midye yedik. Ay, zehirlenecek. Vallahi zehirlenecek. Duyuyor musun? Yenge, kötüye bir şey olmaz, meraklanma. Mehmet abi, dün senin arkadaşını gördüm bizim barda. Hangisini? Aziz'i. Geçen pazar bize gelmişti hani. Allah Allah. Sen mi davet ettin? Yani tam olarak öyle denmez. Geçen gün beni bırakırken öyle laflamıştık. Bana takılabileceği mekanları sormuştu. Ben de bizim barı göstermiştim. O da gelmiş. Nasıldı muhabbet? Yani bence kafa bir adam. İyi, hoş. İyi vakit geçirdik yani. Barın arkasına geçip kokteyl bile hazırladı. Gecenin sonunda da beni eve bıraktı. İş durumlarını ne yaptı acaba? Bugün bir görüşmesi vardı sanırım. Bugün arayıp da bir hatırımı sorayım. Hadi bakalım Ömer. Hadi bakalım canım benim. Güle güle canavar. Güle güle. Afiyet olsun. Nasıl güzel vakit geçirdiniz mi bakalım? Söyledim ya, gayet güzeldi. Sonra hepsi bu mu? Başka ne olabilir?
Aa, günaydın Zeynep abla. Günaydın. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hadi hadi söyle ne söyleyeceksen, içine atma. Hafta sonu çiftliğe gidelim diyorum. Gidelim. İstersen Aziz'i de çağırabilirsin. Olur, çağırırım ama birlikte binersiniz ata. Sen daha geç dalganı. Ama sonunda yaya kalan sen olursun. Yenge kabul et, sen anlamıyorsun bu işlerden. Pardon, hangi işlerden anlamıyormuşum? Bize uygun eş bulma konusundan. Hatırlıyor musun, Mehmet abimi zorla bir kızla nişanlandırdın. Ne oldu? Gitti kendi istediği kızla evlendi. Ben her zaman size çok müstesna insanlar seçtim. Problemli olan sizsiniz. İnsanın böyle elinin tersiyle bir insanı harcaması çok kolay. Sen bir dön de kendini bir tart bakalım. Tartmak istemiyorum ki ben kendimi. Evleneceğim adamı senin bulmanı da istemiyorum. Ama. Anlamıyorsun ki sen. Bu yazdıkların hepsinde deniz manzarası var Mehmet Bey. Senin yaptığın evler insanda neyse uyandırıyor biliyor musun? Çimlerini biçmek, bahçesine bir hamak kurup uyumak. Sonra kalkmak, tekrar yemek yemek falan. Bir tanesini kendine ayır istersen. Hayır olmaz. Benim başka planlarım var. Aa, nedir o? Şu kıyı köyde aldığım arsa var ya. Fotoğraflarını görmüştüm. Çok güzel deniz manzarası vardı. Heh. Zeynep'le oraya bir villa yaptıralım istiyoruz. Herkesten uzak bir cennet. Senden orayı tasarlamanı istiyorum. Tabii, olur. Önümüzdeki hafta hep beraber gidelim, sana orayı göstereyim. Ha? Tabii, gidelim. Müsaadenle, ben kalkayım. Alo. Ha. Merhaba Mehmet, nasılsın? Ben de tam seni arayacaktım. Bir görüşmeden çıktım. Evet, Maslak'ta. O zaman bir yarım saate kadar oradayım. Görüşmek üzere. Yelkenlim var. Şimdilik orada yaşıyorum. En güzelini yapıyorsun valla. Denizi çok severim. Nerede duruyor tekne? Kuruçeşme'de. Adı Kalisto. Bir ara beklerim. Baştaki projenin taslaklarını gördün değil mi? Ela muhteşem bir iş çıkarmış yine. Harika gerçekten. Efendim? Mehmet Bey, Aziz Türkmen Bey geldiler. Hemen içeri yollayın. Tabii efendim. Hadi seni misafirinle yalnız bırakayım. Hayır hayır kal. Seni tanıştırmak istiyorum.
Aziz hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Seni genel müdür yardımcım Aras Güçlü ile tanıştırayım. Çok yakın dostumdur. Aziz Türkmen, memnun oldum. Ben de. Duyduğuma göre uzun bir gece olmuş. Yani. Bir kahve ne dersin? Çok iyi olur. Nasıl içersin? Az şekerli. Geçsene. Bize 3 tane az şekerli kahve. Dün gece Müge ile ilgilendiğin için çok teşekkür ederim. Eve de bırakmışsın. Aslında benim teşekkür etmem gerekiyor. Çünkü o benimle ilgilendi. Çok cana yakın bir kız. Müge. Evet. Cana yakın ha? Evet. Sen bizim Müge'den bahsediyorsun değil mi? Ta kendisi. Gördün mü Aras? Tafrası bize yani. Evet. Dün sormayı unuttum. Kaç metreydi senin tekne? 20. Zor olmuyor mu teknede yaşamak? Aslında alıştım. 3 yıldır en sadık dostum. Eve geçmeyi düşünmüyor musun? Bana kalırsa düşünmem. Ama işte birlikte zor olacak. Bakalım. Kış gelince toprağa basarım artık. Günaydın. Günaydın. Yeni mi geldin? Evet de. Sen çıkıyorsun galiba. Evet. Hadi bakalım. Gizemli Zeynep Hanım iş başında. Hiç ısrar etme hayatım. Soru sormayacağım. İşim var canım. Sonra görüşürüz. İş görüşmen nasıl geçti? Bugünkü ön görüşmeydi. Önümüzdeki hafta 2. görüşmemi yapacağım. Hangi şirketti bu? Sezerler Holding. Ha, iyi firmadır değil mi Aras? Evet. Geçen sene cirolarını 2'ye katladılar. Biliyorum ama acele etmeme gerek yok. En azından elimdeki şıkları iyi değerlendirmek istiyorum. Bana kalırsa seni kaçırmak istemeyeceklerdir. Umarım. Aras sen bizim Aziz'le aynı dönemde Oxford'da okuduğumuzu biliyor musun? Öyle mi? Hangi bölüm? Hukuk. Çok güzelmiş. Daha önce nerede çalıştın? Muğla Bodrum Adliyesi'nde. Her şeyi elimin tersiyle itip mütevazi bir avukat olarak çalıştım orada. Ama 5 yıldan fazla dayanamadım. Peki ondan önce? Londra'da bir şirkette çalıştım. Şimdi de İstanbul. Biraz geç kalmışsın İstanbul için. Öyle mi düşünüyorsun? Neden? Belli bir yaştan sonra temposuna alışmak, kendine bir yer edinmek zordur. Evet. Bir yerden başlamak gerekiyor. Ben izin isteyeyim. Bir dahaki sefere uzun uzun oturalım olur mu? Anlaştık. Memnun oldum. Ben de.
Selim! Selim! Sürpriz.